Eğer bildiğimiz virüs ise bu, yani maymun çiçeği virüsünü biz biliyoruz, COVID'i bilmiyorduk. Maymun çiçeği virüsü bir hayvan kökenli virüs ama çiçek ailesiyle aynı ailede bulunuyor ve çiçeğin daha hafifi gibi seyrediyor. Biz çiçek hastalığında döküntü vardır, tipik bir döküntü vardır. Görüntü olarak böyle irkiltici bir görüntüdür. Ateş vardır. Burada ateş de gene başlayan, döküntüyle seyreden ama çiçek hastalığından çok daha hafif. Yani ölümcül gibi görünmeyen ve sakatlık bırakmayan 2-4 haftalık önce gripal belirti ve bulgular, halsizlik, kırıklık, vücut ağrıları, şiddetli bir bel ağrısı. Ardından 2-3 gün sonra genellikle yüzden başlayan ama bazen başka bölgelerde de başlayabilen ciltten kabarık böyle kabarcıklar tarzında döküntüler var. Kaşıntılı değil ama ağrılı bu döküntüler ve 2-4 hafta kadar sürebiliyor. Bu kabukların açılması ve bu döküntülerle temas en önemli bulaşma yollarından bir tanesi. Onun için bu bakımı veren kişilerin çok dikkatli ve eldivenle ve koruyucu önlemlerle vermesi lazım. Hem hekimlerin hem de bakan insanların. Bu insandan insana yayılımını artırmamak bakımından da bu dikkati sürdürmek çok önemli. Hayvan temasının en önemli örneği aslında Afrika'daki kemiricilerde ama vahşi hayvan ticareti yaparlarken getirip hayvan dükkanlarına koydukları için bu vahşi hayvanları Amerika'daki ilk insan olguları köpekler üzerinden yayılmıştı. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani vahşi hayvan getirilmesi gibi süreçlerin vahşi hayvan ticareti gibi süreçlerin iyi izlenmesi lazım. Başka nasıl bulaşıyor? Ortak giysiler ve ortak çarşaflar, yani hasta kişinin teniyle temas etmiş şeyler. Bu çok önemli. Ortak araç gereç kullanmamak, ortak çarşaf, ortak havlu ve ortak giysi, mesela soyunma kabinleri bu bakımdan çok önemli olabilir. Şimdilik tehlikeli görünmüyor ama şimdilik bulaşma yoluyla ilgili bir değişim olur mu? Bu COVID gibi bir RNA virüsü değil. Kendini çabuk değiştirip çabuk geliştiren bir virüs değil. Ama hangi kritik mutasyonla karşımıza geldi? Şimdi bununla ilgili analizler yapılıyor ve bunun testleri yapılıyor. Şimdilik Afrika'daki genomla aynı gibi dediğimiz için şimdilik tehlikeli değil cümlesini tekrarlayayım. Ama çok yayılmasına izin verirsek bunun da huyu değişebilir ve daha tehlikeli hale gelebilir. Sizler için yakın temas kaçışı nedeniyle yakın temas bilmediğiniz birisiyle yakın temas ettiniz. 2 haftaya kadar yapılabilecek yeni versiyon çiçek aşıları var. Yeni versiyon çiçek aşılarının içindeki aşı suşu da Dünya Bilimine Hıfzı Sağ Enstitüsü tarafından hediye edildiği için modifiye Ankara suşu dediğimiz bir suş ile hazırlanmış ve 2019'da onay almış bir aşı ve o aşının 2 alt versiyonu var. Biri cilt içine, biri cilt altına yapılıyor ve oldukça emniyetli gözüküyor. Ama bu aşılar sınırlı. Bu aşıların stokları ne durumda bilmiyoruz.